Trendyol reklamlarına alın teri programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizler şafakla çıktık yollara. Kiminle? Tabii ki Yunus'la çıktık. Ve neredeyiz? Beyşehir Gölü'ndeyiz. Efendim biliyorsunuz malumunuz artık balıkçılık sezonu açılmış durumda. Ve bizler buraya balık tutmak üzere geldik. Bakalım alın terinde balık tutma maceramız nasıl olacak? Alın teri tüm güzelliğiyle başlıyor. Hazırlıklarımızı yaptık biz. Teknemize kasalarımızı koyduk. Balıklarımızı tutacağız tabii ki. İnşallah rastgele diyelim. Ekibin birisi gitti. Şimdi biz de yola doğru çıkacağız. Sonrasında balık tutma maceramız başlayacak. Bizler Beyşehir Gölü'ndeyiz efendim. Alın terinin bu güzel yeni bölümünde. Dedik ki balıkçılık mesleğini, daha doğrusu avcılığını gidelim yerinde bir güzel öğrenelim istedik. Diyoruz ya biz ekip olarak bu programda meslekleri keşfetmeye, öğrenmeye tüm hızıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ondan sonra programı için biz Nilüfer Bahçeleri'ni gezmeye gelmiştik. Çok da güzel bir yayın oldu. Balıkçı İbrahim ustamız bizimle birlikte. Dedik ki biz bir günde balıkçılığa girelim inşallah. Sezonu açılmak üzere demişti ve denk getirdik, bismillah dedik. O halde bütün çalışanlara rast gelsin diyelim efendim. Şimdi İbrahim Usta sizi tanıyabilir miyiz ya? Hem konuşalım hem balıklarımızı tutalım inşallah. Ya ismim İbrahim Erdoğan. Balıkçıyım Beyşehir Gölü'nde. Evet. Yaklaşık 25 senedir balıkçılık mesleğini icra ediyorum. Köyde oturuyorum yani, Beyşehir'de değil de. Mahallesinde, köyünde oturuyorum. Çiftlik köyünde. Çiftlik köyündesiniz, tamam. Mesleğimiz de bu yani. Böyle sabah geliyoruz erken saatlerde. Her gün geliyor. Balıkçılık sezonu ne zaman açılıyor usta? Balıkçılığın 3 ay bir yasak dönemi var, avlanma yasağı. Aha, 3 aydan sonra 9 ay serbest. 9 ay yani serbest. Yani Mart'la Haziran 15 arası balıkçılık yasak. Her gün geliyor musunuz tabii, peki? Her gün geliyoruz. Geldiğimizde daha ne kadar balık topluyoruz peki? Tabii ya günden güne değişir muhtemelen. Tabii belli olmuyor. Attığımız ağın miktarına göre, yöresine göre, çıkan balığın sezonuna göre. Şu anda kadife ve çin sazanının mevsimi.
Kadife ve Çin sazanı mevsim. Ama normal evet. Sazanlarımız da ağımıza takılıyor bu arada. Normal sazanlar da takılıyor. Onlar ama yasak mı? Yasak dediniz. Niye yasak? O ufakları, limitleri ha, var. Ha yavruları. Ya, yavruları var tabii. Peki kanalında. Sezon sezon hangi balıklar çıkıyor Beyşehir Gölü'nden? Ya şöyle yaz sezonunda havalar sıcak olduğu zaman büyük sazana da denk geliyoruz. Hı hı. Ama havalar soğumaya başladığı zaman levrek dediğimiz balık da çıkmaya başlar. Levreklerimiz? Ha, dişli balığı, ikişer üçer kiloluk olanlar. Hemen ağlar değiştiririz, onların ağını atarız. Evet. Bunlar şimdi 8-10 milimetre göz açıklığında. Daha büyük göz açıklığında ağlar kullanırız. Aa, seni kaçırdım gel. Bu arada balıkçılık gerçekten zormuş. Söyleyeyim sevgili izleyenlerimiz. Yani bir, hiç balıkçılık yapan bayan var mı hanımefendi? Balıkçılık yapan var tabii canım. Mesela ben eşimle birlikte 5 sene 10 sene geldim yani. Ciddi mi? Aha, şu ay anda, maşallah. Şu anda o evde çocuklarla başka işlerimiz var, onlarla uğraşıyor. Tamam. Tek başına gelen kadın balıkçılar falan var. Yani. Vay maşallah diyelim ya. Beyşehir'imiz bu noktada gerçekten gelişmiş biliyorsunuz. Peki tesislerimiz var mı ustam Beyşehir'de? Beyşehir'de balık tesislerimiz çok bir yok yani. Aslında yani burada da bir tesisin olması gerekmiyor mu? Çünkü mutlaka, çok fazla tabii. Balığımız yani, çıkıyor değil mi? Ya olursa tabii biz balıkçılar rahatlarız. Bazen çok çıktığı zaman bu balık piyasa tıkanıyor. Hı-hı. Biz satmakta zorlanmıyoruz. Ne yani. Yapıyorsunuz peki o zaman? O zamanlar perakende işine bakıyoruz. Heh. Yani tabiri caizse bulabildiğimiz yere satmaya çalışıyoruz. Ha, bulduğunuz yere perakende işine giriyorsunuz aynen. Artık. O zaman da tabii bizim zararımız oluyor. Mesela balık fiyat hemen ucuzluyor yani. Balık çünkü fiyatlarının şu sezonda ucuzladığı dönem mi peki? Tabii şu kış anda. Kış dönemi değil mi? Ya şimdi kış. İlerleyen dakikalarda balıkların faydalarından konuşalım Türkiye'de. Ekonomiye sağlamış olduğu katkılardan biliyorsunuz balık dediğimizde, balıkçılık dediğimizde daha doğrusu Türkiye'nin karasularında biliyorsunuz üç tarafı da denizlerle çevrili ama Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de tabii ki balıklarımız tutuyor. Karadeniz ilk aklımıza geliyor, hamsiler aklımıza geliyor balık dediğimizde ama oysa ki İç Anadolu bölgesinde de göllerimizde de göl balıklarımız da var. Yenebiliyor. Bunların çeşitleri değişebiliyor tabii ki ama ne kadar çıkmakta bunlar hakkında detay bilgilerimizi ilerleyen dakikalarda inşallah vereyim istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Alın teriyle çalışmak evet. Değil mi? Ekmek parası kazanmak hep evet. Söylüyoruz. Zor ama bizler tabii ki yerine giderek yaşadığımız ve şahit olduğumuz için daha da iyi anlıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bence ara ara buralara ziyarete bir gelin bakalım. Balıkçılarımız bu işi nasıl yapıyorlar? Sizler de yerinde görün isteriz. Ustam biz ne kadar uzaklıktayız şu an Beyşehir'e? Ne kadar şu an geldik? Beyşehir'e 15 kilometre falan mesafe var. Yani gölün şu anda tam ortası. Ortasındayız. Yani bir 15 kilometre daha gidersek karşı Isparta sınırı. Isparta sınırına gelmişiz bu arada. Tam ortadayız. Gölün ortası. Dediniz ki gelirken niye bu kadar ilerledik diye sorduğumda. Burada otların az olduğu için ağlar daha kolay atılıyor tabii, sanırım tabii. Değil mi? Kıyılar daha sığ. O yüzden otlanma çok. Bir de balığı takip ediyoruz. Bu meslek bir de takipçiliktir yani biraz tecrübe işidir. Takipleri nasıl oluyor normalde? Yani her yere atarsan bu balık çıkmaz yani. Beyşehir Gölü'nün her yerinde bu balık yok. Bazı kısımlar olur toplandığı yerler. Hani şimdi oltayla balık tutanlar var ya kenarlara evet. Duranlar. Hı-hı. Böyle göllerin kenarına duranlar, barajların kenarına duranlar. Bekle. Ağa atıyorlar bekle. Balık yok değil balık mi? Balıkçılık yok. Dediğim böyle olması gerek. Aynen, ama o aynen. Keyfi hobi olarak yapılan sanırım balık tutma tabii, yöntemi. Tabii. Ama daha bu taraflara tabii ki nasıl takipleri nasıl oluyor peki usta? Ya takipleri şöyle olur mesela günübirlik balığın çıkışına göre. Mesela diyelim ki bugün az bir balık çıktı değil mi? Burayı değiştireceğim. Artık siz burayı tamamen keşfettiğiniz için bütün değil mi? Yerlerini biliyoruz. Mesafesini biliriz, otunu biliriz. Balığın nerede çıkacağını az çok 20-25 senelik tecrübedir bu. Maşallah diyelim ya. Dile kolay 25 sene. Bakarsın aslında çok güzel balık çıkabilmiş. Ya günde ne kadar balık topluyoruz demiştik? 10 kasa. Yani 8 kasa, 10 kasa, 6 kasa. Ooo maşallah ya bereketli bir hayli. Gerçekten de. Ay balığa alıştım bu arada ya Yunus. Balıkları tutamam normalde elimle falan diyorum ya. Yerken de yiyemiyorum ama herkes balığı çok... Aslında ülke olarak balığı çok fazla tüketmiyoruz. Oysa ki omega 3 yönünden o kadar zengin olduğunu, D vitamini eksikliğimiz varsa, vitamin yönünden ya. Eksikliklerimiz olduğunda bol bol balık tüketmemiz gerektiğini, en azından haftada 2 gün beyaz et, o da olursa balık olsun diyor uzmanlarımız.
Simge Hanım kibar balıkçılardan. Kibar balık. Ben öyle bir şey yapamam da. Vallahi. Bu mesleği yapsa ay uydursa aç kalır bu bunlar. Aç mı kalırım? Suya salarken. Biraz önce balığı sevdim ya. Düşünsenize. Vicdana gelin. Ya dalga geçmeyin. Üzerimden mi? Tabii. Aa, annem beni eve almayacak. Şu anda balığa gömülüyoruz ya. Yok, sevgili izleyenlerimiz. Balık seviyor ya, vicdana geldik ya. Biz ne vicdansızmışız ya. Üç gün kokusu çıkmayacak üzerine. Yavaş, yavaş evladım, yavaş. Daha. Nasıl girmişler bunlar ağlara takılmışlar. Evet, o balık bu. Harbiden de ya, zormuş. Canım benim. Ağ düşmanım. Dur. Ben bir taraftan severek bu işi öğreneceğim inşallah. Ben de büyük sazanı seviyorum da ya, çıkmıyor. Ama var ya, ağlar harbiden nasıl takılmış ya? Niye çıkaramadım? Tutamıyorum. Şu ağ değil mi ya? Vallahi tutamadım bunu. Burada Simge var mı Hanım, başka bir gün eşimle geldik biliyorum. Onunla balık çekiyoruz. Bir tane 9-10 kiloluk bir tane sazan çıktı. Ya şöyle böyle bir şey. 10 kilo falan var tabii öyle. Hemen onu hemen ben tabii. Bu gerçek sazan. Kayığın içine aldım. Eşim de o zaman da ilk acemiydi biliyor musun? Yeni evlendiğimiz sıralar ya. Evet. Daha balığı görmemiş. Daha bir kiloluğunu görmemiş. 10 kiloluğu görünce böyle ay uy dedi gitti çok hoşuya saklandı. Eşiniz yani. ben gibi ya. Aynen. Demek ki ilk deneyimler böyle oluyor. Kasanın üstüne koydu, kasanın üstüne oturdu o şekilde kıyıya kadar. Bildim tabii ki artık öğrendim yahu. Bu yetenek var da gösteremiyorum. İşte evet, birazcık acemiliğimiz annem var. 30 yıllık balıkçı. Anneniz. Bıraktı mı şimdi? Vay be, böyle kadınların alnından öpüyorum vallahi. Ablalarım, teyzelerim, helal olsun size. İyi ki varsınız kadınlara. Bir de böyle hani kadınlar her yer, eskiden tabii ki, şimdi kadınlarımız her meslekte çalışıyorlar. Anadolu kadının yapmadığı, yapamayacağı hiçbir şey yok zaten. Peki burada herkesin geçim kaynağı balıkçılık mı? Başka işlerle uğraşıyor musunuz? Tabii, hani evet. Sezonun kapandığı zamanlarda ya, ne yapıyorsunuz? Sadece balıkçılığıyla geçim olanlar da var. Hı-hı. Ama çoğunun çiftçilik, hayvancılık. Evet. Yani geçimi başka yerlerden olanlar çok. Yoksa mümkün değil yani. Tabii, 3 ay boyunca çünkü anda, sezon kapanıyor. Tabii. Balıkçılık eskisi gibi değil. Kazancı kalmadı. Kazancı kalmadı. Balık evet. Türlerimiz artık azalıyor değil aynen. mi? Çok değil üretimi. Malzeme çok var. Kültür balıkçılığına yöneldi artık herkes tabii. son yıllarda. 2004-2011 hatta itibariyle daha da Türkiye'de bunun üretimi arttı. Evet. İşte doğala tekrar dönmek için ne yapmak gerekiyor peki? Üreticiliğini yapmak gerekiyor bunların değil mi? Yani. Ama nasıl oluyor? Nasıl olacak bu? Doğal yani doğal balık da zor. Zor. Bu balığı yani. Kültüre doğru ilerliyoruz. O da sağlıklı falan. Beslenmeden birazcık çıkmış mı oluyor ustam? Yani alabalık aslında şey, üretme balığı biliyor musun? Onu gölde üretemezsin ki yani. Bu balığı da götürüp havuzda, bu balığı da havuzda üretemezsin. Yiyecek balık çok. Yani. Evet. Oo ustam ağlar boş geliyor artık. Aynen. Biraz iyi. Bu ustada iş yok. Biz el atıyoruz efendim mevzuya. Bismillah diyorum ve ağları toplamaya başlıyorum. Bir de ben bakayım. Bu yerine gelsin gel. Bir de ben. Ooo ne toplamayacak ya, buradakileri görmemişiz. Hadi bakalım. Şöyle alacağım, bu tarafa atacaksın. Al bu tarafa. Al şu elin buraya. Şöyle. Aynen. Aa geldi. Ve çıkan balıkları da bize veriyorsun. Az da eline topla ki tamam. Şey olsun. Ooo. Uf. Topla biraz elini attın ha. Bayağı geliyor yalnız. Maşallah. Sen uğurlu geldin. Vallahi. Şurada bir tane var sanırım ama. Evet. Ağları ben topluyorum artık. Bu taraftan rahat alayım. Ne kadar ağ koyuyoruz buraya peki, atıyoruz şeyi? Şu anda 2000-2500 metre falan ağ toplayacağız. 2500 metre. Ha, tekrar işimiz bittiği zaman geriye. 2500 metre olmuş mudur ustam? Olmamıştır olmadım daha. Olmadım şu anda mı? Şu anda 800 metre anca oldu. Ha, evet hadi bakalım bir tane daha. Neredeyse ağ yarınlayacağız. Ben hızlı ilerliyorum. Devamlatsın biz buradan şey yapalım, tamam. Balığı çıkaralım. Toplayalım. Tamam maşallah, sen kaptın bu işi ya. Vallahi. Oldu mu? Gerçekten yok. Değerlendirmeyi en sona yapacağız yani. Ustam. Balığı senden iyi tutuyor.
Vallahi değil mi? Ya her meslekte de el becerimin olmasına ne kadar çok seviniyorum ya. Demek ki bu işler hepsi yetenek işi tabii de. Şimdi balıkçılığı öğrenmiş mi bir deneyelim bakalım. Bu balığı ne yapıyorduk Simge Hanım, ufak sazan yavrusunu? Suya atıyorduk tabii ki. Sazanlarımızın hepsi suya geri gidiyor. Özellikle yavrular. Büyüsün onların tutulması, avlanması yasakmış. Peki başka yasak olan, avlanması yasak olan balıklarımız var mı? Yasak olan limit sınırımız var. Aslında normalde hepsi serbest. Ne kadar limit, neye göre? Ya mesela sazan demişler ki mesela 40 santim altına avlamak yasaktır. Boy olarak. Kadivede 26, dişli balığında 26 falan. Öyle de olması gerekiyor ki yani gelecek senelerde balığımız kalsın. Değil mi? Doğru. Ya bizler de elimizden geldiği kadar uyuyoruz yani. Peki avcılığa karşı olan bir kesim var biliyorsunuz değil mi? Hayvanseverler diyelim ama evet. Allah bunları da bizim için yaratmış değil mi? Evet tabii. Bir doğal, şekilde aynen doğal. Doğal besin, ucuz besin sonuçta bu da ihtiyaç aynen yani. Aynen öyle. O şey olabilir o avcılık, tüvek avcılığı veya silah avcılığı da olabilir çok, evet. O biraz keyif, sportif yapılıyor ya. Bizimki ama yurt dışında sanırım daha çok ilgi alakalılar yani, bu işlere yani. Ve uğraşıyorlar. Aman ağırmış bu arada Yunus, bu ağları çekmekte zor. Sen belini yiyorsun, az daha doğru. Ha şöyle mi tutacağım? Az daha doğru yap, kendini rahat ol. Yani, ustam daha çok lüks yemek ya, deniz onlar. Balığı mı göl balığı mı sence böyle daha lezzetli ya da tercih edilir? Ya aslında önerilir. Şöyle bir yargı var biliyor musun? Deniz balığı daha lezzetlidir kılçıksız olduğu için, hamsi falan öbürleri palamut falan. Ama mesela ama onların parası daha pahalı. Sazan daha pahalı. Palamut mesela ama göl balığı da pişirmesini bildikten sonra her balık lezzetlidir benim gözümde. Kılçıksız balık olmaz. Biz evet. Kendimiz mesela haftada iki sefer bu balıktan yiyoruz. Bize de mesela deniz balığı aldığımız zaman özlüyoruz bazen hamsi mamsi alıyoruz. Bize de o biraz acayip geliyor yani. Hamsiydi, damak tadıyla ilgili aslında. Evet. Kimi deniz balığını seviyor, kimi göl balığını seviyor. Damak şekilde. Zevkine damak göre zevkine. Değişiyor. Hı-hı. Tabii Karadeniz deyince dedik ki hamsi aklınıza geliyor. Hamsi tavalar. Yani, ustam ya belim ağrıdı. Hah geldi. Geçesin. Bak şimdi çok dikkatli olmam lazım. Sakoz gelmez inşallah. O kadar çok yeteneği var gelin ki. Gelin Ayşe'mi öğrendik. Balıkçı, fotoğrafçı, sörf yaptığını söyledi bu arada. Diğer taraftan bağlama kursuna başladığını söyledi. Dedim ki bağlamını alsaydın da şurada birazcık balıkları beklerken dedik çalsaydık keşke. Ama böyle çıplak sesle artık bir türkü evet. Dinleyebilir miyiz efendim sizden? Olur. Tabii dinleriz ya. Hadi bakalım bir türkü dinleyelim. Sonrasında neler yapıyoruz, hangi kurslara gittik? Bunlar hakkında İbrahim Usta'dan bilgilerimizi almaya başlayalım. Tatlıdır dillerin, bağlandım geldim, günahı boynuna işte ben öldüm. Günahı boynuna aha ben öldüm. Gönlüm ateşlere yandı gidiyor, gönlüm boş hayale daldı gidiyor. İşte bir de bağlama olsaydı değil mi? Ağzına evet. Sağlık ustam. Şimdi ben biraz mola verdim de başlayacağım birazdan. Gerçekten yoruyor insanı. Zor işmiş ustam ya. Evet kolay değil. Balıkçılık demek. Yani biz markete gidiyoruz alıyoruz falan ama. Çok başlıyorum oraya. Tabii orası. Balık oraya gelinceye kadar ne yemeklerden geçiyor. Ama onu temizlemesi, pişirmesi de artık ne yazık ki zor. Evlerde hanımefendiler mutfağımız kokmasın, mutfağımız ocağımız batmasın diye balkonlara tüpleri koyuyoruz, piknik tüplerini. Orada temizledikten sonra cızbız yapıyoruz. Ama artık levrek geldi bu arada. Değişik balıklarımız çıkmaya başladı. Bu arada ustam biz bunları evet. Aldık ya ne kadara satıyoruz böyle? Ya şunların fiyatları farklı. Mesela toptan fiyatı. Bunu sezon boyu aynı fiyata veririz. Mesela şunun fiyatı 3 liradır. Bunun geçen sene 1,5 liraydı. Bu sene 1 lira gibi. Şaka o da yapıyorsunuz çok, herhalde değil mi? Gerçek yani. Ya hep çiftçilerin ve bu işi yapanların, evet. Üreticilerin diyelim derdi hı-hı. Şu zaten. Biz topluyoruz,
2 kuruşa değil mi 1 liraya neyse satıyoruz. Ama marketlere gittiği zaman neden fiyatlar çok arada uçurum var peki? Aynen bu şekilde yani. Üretenin malı şu anda değersiz şu an yani. Marketten almaya kalksak kadifenin fiyatı nedir? Vallahi 30 liradan aşağı alın. 30'dan fazladır usta. Fazladır belki de. Yani. 30'dan tam aşağı balık yok balık zaten yok yani. Sevgili izleyenlerimiz. İstavritleri, hamsileri bile 10 liraya alabiliyoruz marketlerden. Bir sazan ya da levrek almaya kalktığımızda 30, 40, 50 öyle gidiyor, ilerliyor. Çipuralar daha pahalı biliyorsunuz. 70 lira, 60 lira, 70 lira. O civarlardaydı marketlerde fiyatları. Emekçi olmak zor değil mi ustam asıl, ya? Evet, asıl yani balığım. Yaptığınız işin karşılığını alamıyor olmak gerçekten tabii, tabii. Üzücü. Bu konuyla ilgili bence bir düzenleme gelmesini istirham ediyoruz efendim. Gelmeli de. Yani hem üreticilerimiz bir taraftan kazansın, asıl emeği veren kişiler. Aracılar varsa onlar bence devreden çıkmalılar. Ve marketlerdeki fiyatların da biraz daha artık inmesi gerekiyor tabii ki. Evet. Konuşacak, dertleşecek çok şey var. Ustam, döndüm hobi alanlarına. Anlatın bakalım. Valla benim de hobi çok yani. Önce fotoğrafçılık. Fotoğraf merakı var. 4-5 senedir kursuna falan gittim. Fotoğraf çekiyorum elinden geldiğince. Evet. O şekilde yani sergiler, mergiler, yarışmalar elinden geldiği kadar. Oo, yarışmalara katıldığınızı söylemiştiniz. Evet, ödüller katıldım. Aldık galiba değil mi? Aldım anlatabilir yani. Miyiz peki? Ulusal yarışmalarda 3-4 tane derece aldım yani. Uluslararası yarışmalarda 1-2 tane ikinciliğim var. 4-5 tane derece aldım yani. Vakit buldukça da ben hobi niyetiyle doğa yapıyorum. Doğa fotoğrafçılığı yani. Değil mi? Daha çok sizin bu Nilüfer bahçelerinde çektiğiniz fotoğraflar üzerine evet, mi? Evet. Nilüfer bahçelerinin ilk fotoğraflarında benim. Evet. Oranın tanıtımını da yapan yani. Orayı biraz anlatalım mı? Biz geçenlerde dedim ya program başında geldik ve çekimini yaptık ki bunu bana söyleyen Turgut Hocam da Fizik Antip Merkezi'nden teşekkür ediyorum. Beni haberdar ettiği için ve hemen sayfayı takibe aldım ve baktım ki o kadar güzel bir yere sahibiz ki aslında. Dedik ya memleketimizde görülmesi gereken çok fazla. Konya'da özellikle görülmesi gereken çok fazla bilmediğimiz yerler var. İşte bunları keşfetmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Nilüfer Bahçesi de Beyşehir'e 5 kilometre kala Çiftlik Mahallesi'nden giriyorsunuz efendim. Ve gölümüze geldiğinizde turlarımız oluyor değil evet, mi usta? Gelen misafirlerimiz, orayı görmek isteyenlerimiz oluyor. Onlara da yardımcı oluyor. Tepkilerimiz onları götürüyoruz. Hala var mı nilüferlerimiz? Hala şu anda nilüferler son zamanı. Son Ekim zamanı. Ayları. Ama en güzel ayları Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çiçekler çok açmış oluyor. Yeşil yeşil oluyor. Düğün doğa fotoğrafçılığına artık herkes kaydı. Evet. Düğün çekimleri için geliyorlar mı peki? Geliyorlar, geliyorlar. Gelin damatlar geliyorlar. Oh. Teknelerle götürüyoruz. Çok güzel anılarla, çok güzel pozlarla dönüyorlar. Hatta daha sonrası tekrar ailecek geliyorlar yani bir daha. Gören bir daha görmek istiyor değil mi? Ya da siz gitmişseniz, karelemişseniz efendim paylaştığınızda burası nerede diye mutlaka soruluyor. Evet. Bence herkes de görsün orayı da. Ama onun dışında fotoğrafçılık dedik 4 senedir bununla uğraşıyorsunuz bir taraftan. Maşallah diyorum ya her yere de yetişiyorsunuz ustam ya. Ya şöyle yani şöyle yetişiyorum. Gölde yapılan işler bunlar. Fotoğrafçılığı evet. Gölde çekiyorum işte. Evet. Sörftür gölde yapıyorum işte. Bağlama başka bir yere gitmene gerek yok işte evde çalıyorum. Bu şekilde kendi çevremde yaptığım işler. Sörf yani, dediniz bir de ondan bahsedelim mi? O evet rüzgar sörfü. Yaklaşık bunu da 5-6 senedir falan yapıyorum yani. Daha şu anda amatörüm. Fazla kendimi geliştiremedim. Hı hı. Onun da o da şöyle yani başka bir yapan yok burada bir tehlikeli bilgi alacağım. Tehlikeli değil mi ustam ya sörf? Yok tehlikeli değil. Aslında en, yani bir trafik keyifli. Trafikle arabayla gitmekten daha şey ya. Değil mi? Daha risk yok yani. Acaba havada rotayı çizmek, suda rotayı çizmek nasıl oluyor? Bence birazcık zordur ama bilene tabii ki kolay her şey. Başka neler yapıyorsunuz peki ustam bunların dışında? Bağlamaya başlamışsınız hayırlı evet, olsun. Evet kursuna başladım bir ay falan oldu yani. Hatta ikinci üçüncü dersimizi aldık yani hocamızdan. Ya ben şöyle düşünüyorum her şeyin bir eğitimini almak gerekiyor. Bir bilenden almak gerekiyor. Ne kadar evet. Da bizde yetenek olsa da ne kadar içimizden de gelse. Ama bir biraz da ilgi alaka yani, olması gerekiyor. Yani sevmek olması lazım gerekiyor. Ki evet sevmek gerekiyor. Tabii devamında sürdürülebilirlik önemli. Buna maşallah işe... diyeyim. Peki hedefte ne var usta? Vallahi hedefte benim şu anda mesleğim balıkçılık ama öbürleri hepsi hobi. Evet. Fotoğrafçılık, sörf, saz kursu falan onlar hobi. Onlar hayatımıza bir renk katıyor yani. Harikasınız. Onlar da bir monotonluktan kurtarıyor bizi. Hepimizin bu hayatı bu şekilde olması gerekiyor aslında. Uğraşlarımızın olması gerekiyor. Hobi alanları edinmeliyiz. Hayatı daha güzel yaşayabilmek adına söylüyoruz tabii ki bunları. Daha anlamlı hale dönüştürelim hayatımızı. Ve kendimizi geliştirmek adına tabii ki. Efendim biz ağlarımızı çekmeye, balıklarımızı ağlardan çıkarmaya devam ediyoruz. Az sonra da ne yapacağız efendim? Ağlarımızı tekrar suya bırakmaya başlayacağız artık.
Tarafa, ağın diğer ucuna doğru ilerleyeceğiz. Kalan ağlarımızı bin ne kadar kaldı? Bin metresi kalmış. Kalan ağları da çıkaracağız. Sonrasında ise tabii ki diğer ağlarımızı atmaya başlayacağız. Vallahi ağlarımıza takılan bir ana sazan duruyor sevgili izleyenlerimiz. Bakar mısın büyüklüğüne? Kocaman balığımız oldu. Değil mi? Ama seni atmayacağız geri. Yavrularını atıyoruz. O yüzden sen bizimle kenara doğru gideceksin canım benim. Hadi bakalım sazanımızı da tut. Sevgili izleyenlerimiz, şu an gölün üzerinde uçan kuşları gördük değil mi? Siyah. Bunun adı karabatakmış. Nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınmışlar. Ama doğaya aslında birazcık zarar veren cinslerden herhalde değil mi ustam? Evet. Bir anlatır mısınız? Evet, bu kuşlar şeyi yapıyor mesela, ağaçlara yuva yapıyor. Evet. Yani göl kenarındaki, adalardaki bütün ağaçları bitirdi yani. Bu kuş geleli. Daha önceden yoktu bu kuş gölümüzde. Aa, ağaçlara da mı zarar veriyor? Ha, göçmen bu kuş. Her kış aylarında böyle sürüler kuruyor. Buralarda dolaşıyor. Balıklar da toplu halde avlıyor. Evet. Her bir tanesinin bayağı bir balık avladığını, yavru balıklar avladığını duyduk yani, gördük. Aa, bir tanesi 3-4 kilo balık yiyormuş bir günde ya. Çok fazla değil mi? Yani bir tane kuş dediğin şu kadar bir şey. Nasıl yiyebilir ki o kadar balığı diye düşünüyorum. İnsan bile yiyemiyor o kadar balığı. Ve gerçekten sürü halinde. Arkadan da geliyorlar hala. Evet, hadi bakalım. Biz artık bitirmeye başladık herhalde. Az kaldı. Balığımız azaldı bu arada. 400 metremiz mi kaldı peki? Eritiyor. İlk defa duydum bir cins. Daha deminki büyük sazan var diyor. Evet. Onu bir çırpıda yutuyor. O büyüklükte. Ha, hemen nasıl eritiyor ya? Hatta eğitmişler videolarını. Kargaya benziyor sanki. Ben martı sandım acaba. Yok, martı dedim ama beyaz değil, siyah. Karabatak dedi onlar. Ciddi misin? Avcılar, balıkçılar salıyorlar. Ağzından alıyor. İyi de yiyor diyorsunuz ama nasıl tutacak? Ağzından alıyor. Ha, o yüzden peki. Neler öğreniyoruz görüyor musunuz sevgili izleyenlerimiz? Doğayla ilgili aslında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Böyle araştırsak. Ve tabii ki yerinde görmek, tanımak, bilgisini almak da daha güzel ve farklı oluyor. Doğa bambaşka değil mi ustam ya? Evet, doğa çok gizemli, esrarengiz. Daha gizleyecek çok şeyler çok var. Çok şey gizli aslında, gizemli, sır dolu. Ustam demişti ki 400 tane tekne var Beyşehir'de. Herkes balıkçılığı yapıyor mu peki ustam? Evet, aşağı yukarı herkes yapıyor. Ama bu işi bırakıp sonra hani bileyim şehirde belki işe başlayanlar sonrasında bu hayatı özlüyorlar mı? Aynen. Gerçekten insan dinleniyor ya. Yoruluyor tabii bir taraftan balık tutarken de. Ama iyi gelmiyor mu? Bir de su insanı dinlendiriyor gerçekten. Hadi bakalım biz işimize kaldığımız yerden devam edelim.
Kasaya otur sen. Ha şöyle yapayım. Elinle tutmayacaksın. Üzerinden akıp gidecek. Elini değil mi ya? He. Yetişemedim ya vallahi. Az aşağıdan şöyle. Nasıl hızlı çekiyor? Şu an ağa atıyoruz yeniden sevgili izleyenlerimiz. Bu ne kadar duracak usta? Bu yaklaşık yarım saat. Yarım saat duracak mı yoksa bir iki gün kalacak mı? Yok, yarım saat sürecek ağa atmamız da sabaha kadar duracak aynı. Ha sabaha kadar duracak tamam. Aha. Geceyi burada geçirecek yarın sabah. Yarın sabah da balıklarımızı toplayacağız. Dolaştırmadık mı acaba biz oraya ağları toplarken? Dolaştırmadık, daha yavaş gider sen de. Hasan Usta da bayağı maşallah hızlı gidiyor. Aa vallahi yolunu buluyor baksana ağa. Ne güzel. Ah. Hadi ellerini indir, indir korkma. Hah indir, alışırsın yavaş yavaş. Takıldım. İndir, sıkıntı yapma. Sen sal gitsin sadece, tutma yeter. Uzatmana gerek yok. Sen sabit tut. Burada ben aracı uyuyayım şu an sadece. Direkt ama bu gidiyor. İşi öğrendiniz ha. Valla öğrendin mi? Yani iyi. Aa İyisiniz. Vallahi bir saatte öğrendim Yunus ya. Geliyor bizim ekip geliyor. Arkadalar. Ay durun. Kolunu indir indir. Kaldırmana gerek yok. Şöyle tutuyor. Şöyle indireceğim. Sıkıntı yok. Peki. Şimdi biz ağımızı atacağız. Tabii ki kıyıya doğru yanaşacağız. Sonra da bunu bir güzel pişirip afiyetle yiyeceğiz. Bu arada pişirme tekniklerini de tabii ki bir taraftan bir kez daha konuşmuş olalım. Ama bu ağ herhalde yarım saat sürecekmiş yalnız söyleyip. Evet. Anca atacağız çünkü. Ağları serdik attık. Şu an. Attık. Şimdi onlar bir gece bekleyecek dediniz. Hı hı. Bu arada sinekler, çöp, çöp her yerimiz battı. Aynen olacak ama yapacak bir şey yok. Ama biz şu an kıyıya doğru ilerliyoruz. Hı. Orada ne yapacağız? Orada balıklarımızı teslim edeceğiz orada. Ondan sonra balık ziyafetimiz var, çayımız var. Oo, balık ziyafeti. Balık acıktım. Pişirme tekniklerini ustamızdan tabii ki öğreneceğiz. Haydi bakalım alın teri tüm güzelliğiyle devam edelim. Oh, oh, oh.
dinleyenlerimiz, biz gölden artık döndük biliyorsunuz, kıyıya geldik, balıklarımızı tuttuk, bereketli olsun dedik efendim, böyle de oldu. Şimdi diğer teknelerle balığa çıkan ustalarımız da buradalar ve güzel balıklarımızı temizleme işlemlerini yaptılar. Ama devam edelim istiyoruz temizleme işlemlerini. Ustalarımızı bir tanıyalım. Kaç senedir bu mesleği yapıyorlar? Başka uğraştıkları işler var mı? Şöyle bir yakından tanıyalım isterseniz. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin efendim, rastgele. Sağ olun, teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Erdoğan. Erdoğan ailesi burada sanırım. Erdoğan ailesi biraz kalabalık burada. Doğru. Bayağı kalabalık olduğunu söylemişler ama duydukça artık gerçekten inanıyorum. Bağlantı var mı peki? Akrabalık var mı muhtemelen, değil mi? Erdoğanlar arası. Erdoğanlar. Tabii amca, dayı. Bayağı kalabalıksınız ya, maşallah. Hepimiz balıkçılıkla mı? 6 tane amcam var, 4 tane dayım var ve amcaoğulları hariç. Yani babamın amcaoğulları hariç. Ay maşallah, Beyşehir'i kapatmışsınız artık yani Erdoğanlar olarak. 80 seçmenimiz var. 80 seçmen. Bakar mısın hemen notu da söyledi. Yani işte seçmeni var, 80'i bize ait. Çok öylesiniz değil mi? Aynen. Çiftçi. Çiftlik mahallesi. Özür diliyorum, yanlış söyleyeyim. Mahallesi, aynen. Balıkçılık yapıyorum ben. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapıyorum. Maşallah. Daha öncesi de var, babamla gittim de. Kendim... Şimdi babadan oğula geçen bir meslek mi oluyor baba bu? Baba mesleği, aynen. Babamla gidiyorduk daha önce. Şu anda kendim gidiyorum. 20 yıldır kendi başıma çıkıyorum işte. Geçimimiz bu. Başka uğraştığınız bir şey var mı peki? Başka yok. Bahçe, tarla, bahçe, ne bileyim, ekip. Kendi yiyip, işte kendi yiyeceğimiz kadar, öyle şey yok bende. Yani peki çiğ. Para kazanıyor muyuz bu meslekten, balıkçılıkta? Bu meslekten para kazanılıyor mu? Yani istikrar olsa gördüm, bu meslekten para kazanılır. Çünkü ben artık bu yaşa geldim, bu meslekten geldim. Bilinç davranılacak. Devlet güzel destek verecek. Hani sadece balıkçıya bırak, şimdi şöyle bir algı var. Yani balıkçı dediğin zaman şu ortamı da görürsün işte pis, cahil. Hayır, yani. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Toplumda o şekildeyiz. Hı hı. Yani balıkçı dediğin zaman öyle yani. Toplumda işte berduş, ayır, o tiplere girer balıkçılar. Ama sadece balıkçıya işte şey yapıyorlar. Diyorlar ki siz cahil avlanıyorsunuz, bilinçsiz avcılık yapıyorsunuz, gölü bitiriyorsunuz, tüketiyorsunuz. Bunun eğitimini almak gerekiyor mu? Veriliyor mu bir yerde? Ya da sertifika alınıyor mu? Uymamız gereken kurallar neler avlanırken? Uymamız gereken kurallar var. 3 ay yasak dönemi var. O yasak döneminde hiç kimsenin göle girmemesi gerekiyor. Tamam. Biz peki de... avlanırken uyacağımız, ne bileyim, ağları atarken ya da seçerken, tutarken? Tabii ufak balıkları almıyoruz. Boylu yüksek aşağısını mesela. Dikkat ettik zaten biz de, sazanları geri gönderdik. 26 santim aşağısı balıkları almayız. Sazanda 40 santim. 40 santim aşağı. Mesela bazı balıkçılar 40 santim, 2 kilo gelir, onu da atarız suya biz. Çoğalması için bunu sağlıyoruz yani, değil mi? Evet. Çünkü kökünü kesmeye gerek yok ki. Yani Beyşehir Gölü aslında bacasız bir fabrika. Çok, ama kadife balığı bugüne kadar mesela çıkmamış. Aslında burada yetişen balıklardan bir tanesi. Aynen, biz bugün bayağı bir tuttuk usta. Bu sene bayağı bol herhalde. Bu bir aydır çıktı. Yani daha önceleri, yani geçen yıl diyeyim artık, bir tane, iki tane, üç tane görünürken şu bir ay içerisinde bir anda 50-60-100 kilolara çıktı. Kaç çeşit balık türümüz var peki burada, Beyşehir Gölü'nde? Şu tek tek sayalım isterseniz. Hı. Çin sazanı var, kadife balığı var, sudak, levrek dediğimiz, hı hı, sudak var, sazan var. Yani asıl da bu balıklar var. Yağ balığı da gördüm. Sıraz balığı var. Belki yılda bir tane dek gelse dek gelir. Hı. Kızıl kanat var. Çok nadir dek gelir. Yağ balığı var. O da yağ balığı biraz. Hiç duymadığımız balıklar bunlar ya. Alışık olmadığımız abi. Gövce vardı. Beyşehir'in has kendine ait gövcesi, hı hı, vardı. O tamamen bitti o. İşte ak balık var. Ama ağırlıklı olarak Çin sazanı, sazan. En lezzetlisi hangisi? En lezzetlisi hangisi? Çok güzel bir soru. Seçim yapamadı. Bakar mısın? Hepsi lezzetli diyor yani şu an. Balıkçı olduğumuz için biz pişirmesini biliyoruz. Evet. Teknikleri öğreneceğiz ustam daha. Dur. Pişirmesini bildiğimiz için yani. Aslında en lezzetli balık sazan. Ama çoğu da sazanı sevmez. Kılçıklı diye mi sevmez? Yavan diye mi sevmez? Pişirmesini bilmiyorum. Bakın şimdi ben bunu temizleyeceğim. Güzelce çizeceğim. Tamam. Bunları da aynı şekilde çizme çizeceğim. Çizme vallahi önemli o. Aynen. Bu kadife balığı. Şu temizlediğim kadife balığı. Derisini aldım. Bunda kılçık yok. Kılçık olmadığı için güzel pişsin diye attım bıçakları. Tamam. Çin sazanı kılçıklı balık, onu ince ince çizeceğim birazdan. Sazan da kılçıklı balık, onu da ince ince çizeceğim. Başlayalım temizlemeye. Temizlerken de dikkat edilmesi gerekenler bakalım. Hanımlar pek sevmez bu kısmını. Mümkünse balık aldığımızda aldığımız yerde temizliyorlarsa her şeyini, şahane oluyor, tamam. Hatta pişirenler bile var ya, ekmek arası bile yapanlar var.
Değil mi? Ama temizleme kısmı da önemli bence. Kafalı mı pişireceğiz, alacak mıyız, tamamen bunları artık keyfe bırakmış olalım. Ama hanımlar evlerinin çok fazla kokmasını, batmasını, tütmesini istemiyor efendim. İstemiyorlar, doğru söylüyorsunuz da, ama yapacak bir şey yok. Yapacak da bir şey yok. Yani bir de kızartması öyle güzel oluyor. Tavuk alıyorsun, neyle beslendiği belli değil. Evet. Demeyelim de yani öyle diyelim. Tamamen organik, bunda hiçbir şey yok. Çok doğru söylüyor, sağlıklı beslenme. Yani tamamen organik. Ve bunu yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Bol bol deniz ürünleri tüketelim inşallah, o da balık olacak tabii ki. İşte balıkçı olduk, her gün çıktık mı burada balığı pişiririz, yeriz. Sabah kahvaltısında balıkla yaptığımız zaman çok oldu. Yok artık, bak, kahvaltı. Tabii. Gece 3'te göle gidip sabah 7'de çıkıp burada, o zaman levrek yakalıyorduk. Hı hı. Erken gidip erken geliyorduk. Değil mi? Arkadaşlar belli zaten. Kişi başı balık ayı ilk çıkan hemen temizler. Sabah kahvasını burada yapıyorduk biz. Bir fileto yapar mıyız ustam ya? Fileto yapalım. Hadi yapalım ya. Hadi hazırlıyoruz. Temizlik aşaması başlasın. Ben buraya girmiyorum bir kere. Anlaşma yaptım. Bunu ben hayatta yapamam. Zaten balığı zor tuttum, zor dokundum. Yani şöyle bıçak da fazla uygun bıçak değil ama sizin için elimizin geleni yapacağız. Önce damakları alıyoruz. Yani bir için alıyoruz. Damakları çıkarıyoruz dedi usta şu an. Kulu çok değil mi bunun ya? Bir de bir hayli batan kılçıkları da var şuralarda. Bunlar da yok. O şey de var. Levrek de var. Aynen. Evet. Hadi bismillah. Bakar mısın? Oo, ne güzel hazırlıyor. Vay usta, tekniğe bak ya. Biz olsak ne yaparız biliyor musun? Allah aşkına şunu bir alabilir miyim? Bak hanımlar, biz ne olsak ne yapıyoruz biliyor musun? Al. Böyle temizliyoruz. Böyle temizlik mi olur? Ay şuradan aldığıyla hemen dereyi soyuyor. Bakar mısınız? Yani her bıçak aslında buna uymaz da. Vallahi uydurdun usta, vallahi. Uydurmaya çalışıyoruz. Gayet güzel çıktı. Bu arada hanımlar, balık temizleme tekniklerini öğreniyoruz. Görün, pulları ayıklamayla öyle bitmiyor çünkü. Vallahi evet. Pul ayıklamayla. 2 dakikada bitti işte. Asıl mesele orası değil de şey, iç kısmı. Değil mi? Ama bu işi sevdim. Çok keyifli. Temizlemesi çok zevkli oluyor. Büyükleri mi? Daha büyük. Mı kolay? Aa, o çok güzel temizlemesi oluyor. Şimdi en çok ızgarada mı yapıyoruz? Nerede pişiriyoruz peki balıkları? Yağda. Yağda, tavada. Sazan yağda. Büyük sazan olursa, 2,5-3 kiloluk üzerine çıkarsa, onu her türlüsünü yapabilirsin. Fırında, mangalda, bu saçlı. Bu yağda güzel olur dersin. Bu yağda, bunu yapamazsın. Kadifeyi nasıl pişirelim peki? Kadifede mangalda güzel olur. Evet, çünkü yağlı balık olduğunu söylemiştik izleyenlerimize. Bilenler mutlaka biliyordur. Kadife mangalda daha lezzetli, biz öyle söyleyelim. Ama evet, şimdi yağda pişireceğiz. İkisinin de tadına bakacağım, size söyleyeceğim sevgili izleyenlerimiz. Bakalım hangisi daha lezzetliymiş. Oo, bunu bir de fileto yaparsak, bir güzel baharatlarını şöyle marine edersek daha doğrusu. Alül ala oluyor, bakın hop. Onlar da çıktı. Ustam yarısı gitti mi ya? Gitmedi mi? Tamam. Bu balıkla kaç kişi doyar? Vallahi ben kendim yiyorum da normal. Normalde 2 kişi doyar usta ya. Ne yapıyordur? Normalde 2 kişiyi doyurum. Yanında salata abi vesaire olursa tabii ki, değil mi? Aynen. Bak, oh, içini de temizledin, tamam işte. Kafayı da alsa mıydık, ne yapsaydık? Beyim, bu kafasında yenecek yer neresi? Var var bu. Var mı? Şu yanakların altı yenir. Şuralar mesela, şimdi bunu buradan kestiğin zaman şu et parçası gidiyor. Şu tamam, damakla beraber et gidiyor. Şöyle şunun altında et gidiyor. Gerekiyor. Yo, biz bunu böyle bırakıyoruz direkt. E tamam, o zaman pişince tabii orayı ayıklayıp yemek daha kolay olabilir. Yani doğru söylüyorsan. Mesela büyük balıkların 4-5 kiloluk balığın kellesiyle adam doyar. Ciddi misiniz? Aynen. Çok merak ediyorum kocaman balık tuttuğunuzda. Bir haberim olsun ya. Bir de ona geleyim ben. Sadece pişirmeye geleceğim ama bu sefer. Balık tutmaya değil, ama balık tutmak gerçekten balıkçılık. Çok keyifliymiş. İnsan gerçekten suda olunca mı bilmiyorum, böyle stresini attı. Stresimizi attık geldik biz orada. Ama birazcık kulağımız sağır oldu sanırım teknenin sesinden. Motor sesi biraz sırtılı. Evet. Aa, sen bunu niye ince ince dilimledin sen peki? Şimdi bunda kılçıklar var. Bu kılçıkları ben şu anda kesiyorum. Aa, sen kılçıklar arasını kesiyorsun kolay yensin diye. Kılçıkları doğruyorum şu anda.
Bunu kızarttığım zaman komple kılçıklar da kızaracak, damağa patmayacak. Rahat da yiyebiliriz. En kılçıklı ısı hangisi bunun? Çin sazanı. Çin sazanı çok mu kılçıklı? Aman o kalsın o zaman, ben ondan yiyemem. Onu da pişireceğim. Öyle mi? Bir bakalım nasıl olacak. O da çok lezzetli. Bu şekilde dilimleyerek pişirmek daha kolay pişiriyor. İçi de güzel pişiyor değil mi ustam hem o zaman? Daha kolay pişer. Hem de? Kılçık derdi olmaz. Aa, bakın detayı öğreniyoruz, sır sır. Kılçık derdi olmuyor. Değil mi bak, şimdi mesela bu kılçıksız bu balık. Öyle mi? Bu daha güzel pişsin diye seyrek bıçak ama attım. Ama var ya ooo şahane kırmızı balık. Bunda böyle gibi. Çok ince kılçık olur. Alabalık kılçığı gibi, o da adamın damağına patmaz. Tamam. Bu sadece pişmesi sırf için. Kılçık derdine ben balık yiyemiyorum biliyor musun ustam? Yani millet 2-3 balığı yerken daha ben bir balığı temizlemeyle uğraştığım için. Hadi her şeyi öğrendik senden. Çok güzel oldu. Evet, balıklarımızı temizledik sevgili izleyenlerimiz. Artık yavaş yavaş ocak başına doğru ilerleyeceğiz. Tutmuş olduğumuz balıklarımızı şöyle bir güzel cızbız yapalım. Daha doğrusu tavada pişirelim. Sonrasında da afiyetle yiyelim. Kızarmış bu ya. Ama dediler ki harlı bir ateş olmalı ki hemen böyle kızarmalı. Boşa gitti ama ya. Ne kadar şanssızım. Şöyle şu ucundan bakayım bari. Çok güzel kızarmış da kılçığı var dur. Ayıklayayım. Şimdi en güzel yerindeyiz herhalde. Ne güzel pişirdik. Şahane. Afiyetle de yiyeceğiz değil mi ustam ya? Şimdi bir değerlendirme istiyorum senden ustam. İbrahim Usta bize bu mesleği öğreten, gösteren, bize emek veren bu konuda değerli balıkçımız. Teşekkür ediyoruz bir kere. İlk tabii ki Nilüfer Bahçesi ile tanışıklığımız oldu. Ve sonrasında balıkçılığı inşallah öğrenmiş olduk. Değerlendirme istiyorum. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Vallahi öncelikle teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun. Değer verdiniz, kıymet kattınız, geldiniz buraya kadar. Hani bizler memnun kaldık. Sizlerin balıkçılığından da memnun kaldık. Dostluğundan da memnun. Öğrendim mi hemen hızlı bir şekilde? Evet, bayağı bir öğrendiniz yani. Bayağı yetenekli olduğumu düşünüyorum artık ya. Bu böyle gaz vermiş gibi mi oldu tabiri caizse sevgili izleyenlerimiz, ama işinizi severek yapıyorsanız bence, ya da ilgi duyduğunuz alanlarsa, ya da merak ediyorsanız, ki ben bütün sektörleri gerçekten o kadar çok firmaya gittik ve iş öğrenmeye, daha doğrusu işleyişin nasıl olduğunu sizlere göstermeye çalıştık ki İçine girdikçe anlıyorsunuz ne kadar zahmetli olduğunu, emekli olduğunu, zor olduğunu, bazen çok keyifli yanlarının olduğunu görüyorsunuz. Bu da onlardan biriydi. Aynen, bizler de sizler de memnun olduk. Tekrar ayağınıza sağlık. Onun üzerinden de... 5 verirsek haksızlık yapmış oluruz. Ben 8 veriyorum, 1-2 not kırıyorum. 1-2 not neydi? 1-2 notta cizmeleriniz olmadığı için. Ay, iyi de onu sen ayarlamadın bana. Ben ne yapayım? Balıkçı kıyafetimizde geldiğiniz zaman 10 üzerinden 10 almaya hak kazanırsınız. Bir dahakine balıkçı kıyafetimiz tam teçhizatlı geleceğiz sevgili izleyenlerimiz. Balıkçı kıyafetlerimiz, bir de burada bir güzel onları ayıklayayım. 10 üzerinden 10 puanımı kazanacağım. 10 üzerinden 8 de fena değilmiş ya Yunus. İyi mi? Gayet o teknenin üzeri de çok bile bence. Çok sallandık çünkü. Nar gibi de kızardı. Efendim bizlere afiyet olsun diyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdığınız için, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yunus'a, Bahattin'e, Kurgu'da ve tüm arkadaşlarıma, ekibime ve tabii ki bütün balıkçı arkadaşlarımıza efendim. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.